Convento adı verilen San Agustin de Acolman Manastırı'nın, yani ilk misyoner manastırlarından birinin avlusunda bulunan ünlü haçı inceliyoruz. Burası İspanyol işgalinden sonra yerli halkın dinlerini değiştirdikleri yer. Akolman'daki bu haç aslında avluda yer alıyordu. Ama bugün sokağın karşısındaki manastır bina kompleksinin girişinde bulunuyor. Atrium'da denen avlu kompleksin önemli kısımlarından biridir. Törenlerin yapıldığı, yeni din değiştirmiş insanlara Hristiyanlık hakkında dersler verilen üzeri açık çok büyük bir avlu düşünün. Bu insanlara şu gördüğünüz balkon şapelinden hitap edilirmiş. Burası çok amaçlı ve önemli bir alanmış. Ve haç tam da bu alanın orta yerinde bulunurmuş. Bu haç son derece didaktik. Yani yeni Hristiyan olmuş insanların Hristiyanlık hakkında önemli bilgiler edinebilecekleri öğretici bir araçmış. Halka öğretilmek istenen konuların arasında, özellikle de Hazreti İsa'nın çilesi, yani çarmıha gerilmesine kadar başından geçen olaylar geliyordu. İsa'nın çilesi hakkında daha fazla bilgi içeren bir dizi sembol kullanılmış. Manastırın içindeki kemerli yollarda çilenin temsil edildiği çok güzel duvar resimleri yer alıyor. Buradaki ise çile ile özdeşleştirilmiş sembollerin tek bir yerde toplanmış hali. Örneğin horoz ötmeden önce Aziz Petrus'un Hz. İsa'nın havarisi olduğunu üç kere inkar etmesini atıfta bulunularak bir horoz simgesi konmuş. İsa'a çarmıha gerildiğinde kafasında olan dikenli tacı da görüyoruz. Ve bir takım farklı semboller de var. İsa'nın başının üzerinde bulunan, Agustiniyenlerin sembolü olan delinmiş kalp, haçın, bu Agustinyen Manastırı'na ait olduğunu simgeliyor. Haçın kollarının ucunda çeşitli desenler bulunuyor. Yaprak ve çiçek desenleriyle süslenmiş. Ekranda gördüğünüz aynı sefa çiçeğinin bir türü. Nahua halkının kullandığı dil olan Nahuatl dilinde bu çiçeğe Sempa Sochitl deniyor. Ve ölüler gününde halen kullanılıyor. Kısacası bu çiçek ölümle ilişkilendiriliyor. Bu eseri yorumlamanın farklı yolları var. Mesela az önce bahsettiğimiz Nahua halklarından biri bu çiçekleri Hazreti İnsanın çilesiyle kolayca bağdaştırabilir. Çünkü bu çiçek ona göre ölüm demek. Ayrıca görsel çift dillilik olarak da tanımlayabileceğimiz bir iki dillilik olabileceğini de aklımızda bulundurmalıyız. Haç sembolü Meso Amerika'ya Avrupalılar tarafından getirilen bir şey değil. Tam tersine, uzun yıllardır Mezoamerika'da verimlilik, kozmos ve evrenin merkezi anlamına gelen bir sembol. Bu yüzden de o yörede yaşayan biri, bu eseri ya da haçı iki farklı şekilde yorumluyor olabilir. Bu arada sanatçının da muhtemelen o yöreden, yani yerli bir sanatçı olduğu düşünülüyor. Bu manastırları inşa eden ve dekore eden kişiler de yerlilerden oluşuyormuş. Haçın alt kısmında Hazreti Meryem'i ve Hazreti İsa'nın çilesiyle özdeşleştirebileceğimiz farklı sembolleri görüyoruz. Bu figürün Hazreti Meryem olduğunu düşünmemizin sebebi kollarını göğsü üzerinde birleştirmiş olması ve bu duruşun ölen oğlunun ardından yas tutan Meryem'in o zamanlar Avrupa'da temsil edilme şekli olmasıdır. Bunun yanında bir kafatası, kıvrılmış bir yılan ve bir diske benzeyen semboller de bulunuyor. Haç aslında çok yaşlı Yeni İspanya'nın tarihinin ilk zamanlarında yapılmış. 1540 ile 1560 arasında yapıldığını düşünüyoruz. Diğer manastırlardaki haçlar arasında önemli bir yere sahiptir. Daha önce de söylediğimiz gibi avludaki bu haç aynı zamanda öğretici bir araçmış da. İnsanları Hristiyanlık hakkında, Hristiyan olmanın ne demek olduğu hakkında bilgilendiriyormuş. Resimler de bu amaca hizmet ediyorlarmış. Resimler din değiştirme sürecinde önemli bir yere sahiptiler çünkü dilleri farklı olan insanlara Hristiyanlığın ne olduğunu öğretmekte kullanılmışlardır. Yani yazı kullanımına gerek kalmadan sadece imgelerle mesajları aktarabilmişlerdir.